Merhaba değerli izleyiciler. Bugün zaman yolculuğu fikrine muhtemelen daha önce denk gelmediğiniz farklı bir perspektiften bakacağız. Heyecan verici bir yolculuğa hazır olun. Zaman hesaplama ilerlemesi olarak tanımlandığında kurallar sıralı bir şekilde işlemektedir. Bu zamanda geriye doğru harekete engeller. Bazı sistemler aynı görünen durumları tekrar üretebilir. Örneğin bir saat döngüsel olarak aynı zamanı gösterebilir. Ama bu gerçek anlamda geçmişe gitmek manasına gelmemektedir. Neden mi? Çünkü hesaplama indirgenemezliği bu tür kesin tekrarları pratikte imkansız kılar. Özellikle de karmaşık sistemler söz konusu olduğunda. Bazı fizik teorilerinde zamanda döngüsel hareket anlamına gelen bu eğriler tartışılır. Ancak kapalı zaman benzeri eğrilerin mümkün olması indirgenemez karmaşıklığın üstesinden gelmeyi de gerektirir. Zamanın göreli olduğunu ve farklı durumlarda farklı hızlarla aktığını biliyoruz. Ancak bu etkileri hesaplama çerçevesi açısından nasıl açıklayabiliriz? Hareket eden bir nesne daha yavaş bir şekilde içsel evrim geçirir. Çünkü hesaplama kaynaklarının bir kısmı uzaydaki konumunu yeniden oluşturmak için harcanır. Bu durumda zaman ilerlemesi için daha az adım kalır. Bu, hareket eden nesnelerin neden daha yavaş yaşlandığını açıklar. Yer çekimi etkisi altında zamanın yavaşladığını da duymuşsunuzdur. Bu etki hesaplama çerçevesinde nasıl açıklanır? Gelin birlikte inceleyelim. Büyük bir kütlenin çevresindeki hipergrafta uzay zamanın geometrik bir temsili, hesaplama aktivitesi artar. Daha fazla hesaplama daha az zaman adımı demektir. Bu yerçekimsel alanlarda zamanın neden kırmızıya kaydığını yani yavaşladığını da açıklar. Bu yaklaşımlar görelilikteki fiziksel etkileri zarif bir şekilde açıklamak için hesaplama ilkelerini kullanır. Elbette bu tür hesaplamalı yaklaşımlar bazı önemli zorlukları da beraberinde getiriyor. Zaman döngüleri gerçekten mümkün mü? Eğer mümkünse indirgenemez karmaşıklığın bu sistemlerde nasıl çalıştığını anlamamız gerekmektedir. Genel görelilik teorisinin hesaplama çerçevesine dayalı bir açıklaması bu teoriyi daha geniş bir bağlama yerleştirebilir. En büyük soru hala cevapsız. Zaman evrenin temel bir parçası mı yoksa yalnızca gözlemcinin algısıyla mı ilgili? Zamanın nasıl işlediğini evrenin bir hesaplama yapısı olarak düşünüldüğünde gözlemcilerin algısına nasıl bağlı olduğunu anlamaya çalışalım. Farklı ölçeklerdeki gözlemciler zamanı nasıl farklı deneyimler ve zamanın kendisi evrende bir gözlemci olmadığında ne ifade eder gibi sorularda önem arz etmektedir. Bu bağlamda gelecekteki araştırmalar için 4 heyecan verici alan karşımıza çıkıyor. İlki ruliyat gibi bir yapıda hesaplama kuralları arasındaki geçişleri ve bu geçişlerin dinamiklerini incelemeyi ihtiva eder. Mesela bir kural uzayındaki mesafeleri ölçebilir ve bu uzayı matematiksel olarak haritalayabiliriz. İkinci olarak zaman her zaman ileriye doğru akar diye düşünürüz. Peki ya kuantum dolanıklığı ve tekillikler gibi durumlarda zamanın tamamen farklı çalıştığı senaryoları araştırsak ne elde ederiz? Farklı gözlemciler, örneğin insanlarla yapay zekalar, zamanı aynı şekilde mi algılar? Ya da daha gelişmiş hesaplama yeteneklerine sahip gözlemciler, zamanda farklı yollar görebilir mi? Bu soruların cevabını açıklamak da oldukça önemlidir. Son olarak, fiziksel kurallar ile matematiksel kanıtlar arasında derin bir bağ geliştirmek ihtiva edilebilir. Ruliyat'ın soyut yapısı, bu iki alan arasında bir köprü kurmak için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Zaman tıpkı bir bilgisayar programında satır satır ilerleyen hesaplamalar gibi adım adım işler. Bu süreç hesaplamalı indirgenemezlik ilkesine dayanır. Yani bir sistemin gelecekteki durumlarını ara adımları atlayarak tahmin etmek imkansızdır. Isı gibi zaman da fiziksel kurallardan bağımsız bir şekilde evrensel olarak tanımlanabilir. Gözlemciler hesaplamalar arasında atlama yapamaz. Bu nedenle zaman bizim için kademeli bir süreç gibi görünür. Termodinamiğin ikinci yasasının bu yaklaşımla nasıl açıklanabildiğini düşünün. Düzenli durumlar hesaplamalı sınırlamalar nedeniyle düzensiz olanlara dönüşür. Bu dönüşüm zamanı ok gibi ileri yönlü algılamamıza neden olur. Günlük deneyimimizde zaman hep ileri akar. Ancak fizik yasalarının çoğu zaman tersinirdir. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz? Zamanın yönlülüğü düzenli durumların düzensiz olanlara evrildiği termodinamiğin ikinci yasası ile bağlantılıdır. Geçmişteki düzenli durumlar yeni düzensizliklerde şifrelenir. Bir gözlemci olarak bizler
geçmişi hatırlarız. Çünkü elimizde sınırlı bilgi vardır. Geleceği tahmin edemeyiz. Çünkü hesaplamalar indirgenemezdir. Zaman algımızın bu iki faktörden nasıl oluştuğunu bir düşünün. Geçmişi anlamamız mevcut bilgilerimize dayanır. Ancak geleceği anlamamız kaotik bir sistemde yol almak gibidir. Makroskopik dünyada zaman okunu yönünü biliyoruz. Ancak mikroskopik düzeyde zaman tersine süreçler bu modeli nasıl etkiler? Gözlemciler olayları bir dizi uzaysal durum olarak algılar. Ama bu algı sinir sistemimizin işleme süresiyle olayların gerçekleşmesi arasındaki gecikmeden kaynaklanır. Örneğin bir fotonun gözümüze ulaşması ve beynimizde bir kayıt oluşturması arasında bir zaman farkı vardır. Eğer bir gözlemcinin bilişsel işleme hızı değişirse, örneğin bir süper zeka veya yavaş bir organizma düşünün, zaman algısı tamamen farklı olurdu. Aynı şekilde çok büyük kütleler veya hızlı hareket zaman algımızı doğrudan etkiler. Evrensel bir perspektiften bakıldığında evren bir zamansız hesaplama yapısı olarak var olur. Zaman yalnızca sınırlı gözlemciler için ortaya çıkan bir olgudur. Bu tıpkı Rulliat kavramında olduğu gibi tüm hesaplama kurallarının zamansız bir bütünlük içinde var olması gibidir. Hesaplama olmadan zamanın bir anlamı yoktur. Hesaplamalı indirgenemezlik sayesinde sistemler adım adım ilerlemek zorundadır. İşte bu yüzden zamanın bir akıntı gibi hissedilmesi mümkün olur. Klasik fizikte her şey deterministiktir. Yani gelecekteki durumlar tamamen tahmin edilebilir. Ancak hesaplama çerçevesinde bu fikir değişir. Geleceği tahmin etmek her bir ara adımı hesaplamadan mümkün olmaz. Bu da deterministik bir evrenden hesaplamaya dayalı nedenselliğe geçişi işaret eder. İnsan gibi sınırlı gözlemciler dışında bir yapay süper zeka veya bir mikroskopik organizma zamanı nasıl deneyimler? Sizce gözlemciler farklı olduğunda zaman nasıl algılanır? Ve evrende gerçekten zamansız bir yapıyı hayal edebilir miyiz? Bu farklılıklar fizik yasalarının algıdan bağımsız, evrensel bir özelliği olup olmadığını da sorgulatmaktadır. Zamanı anlamak için gözlemciyi hesaba katmalıyız. Ama bu evrenin genel yapısının bir gözlemci olmadan işlemediği anlamına da gelmemektedir. Bugün öğrendiklerimizi toparlayacak olursak, zaman algısı gözlemcinin ölçeğine ve sınırlamalarına bağlıdır. Evren soyut bir zamansız hesaplama yapısı olarak düşünülebilir. Hesaplama olmadan zamanın bir anlamı olmaz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve bir sonraki videoda tekrar buluşalım. Bilimle kalın.